Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben İstanbul Siyasal mezunuyum. Yani burada çok aşinayım. Özellikle Süleymaniye'yi çok sevdim. Süleymaniye çok sevdiğim yerlerden birisi. Marmara İktisat Tarihi'nde yüksek lisans yaptım. Ve biraz uzun oldu. Yani 2003'te başladım galiba, şimdi tam tarihimi hatırlayamıyorum. Ve 2018'de bitirdim. Bir konu değiştirdim. Bu son konum oldu. O zaman konu değiştirmeyin diyelim mesela öğrencilere. Yani sevdiğiniz konuyu çalışın. Yani ilk konu da benim çok sevdiğim bir konuydu. Fakat üzerine çalışma yapınca ben ara verip döndüğüm zaman üzerine çalışma, doktora falan yapınca ben de bıraktım. O da 16. yüzyılda Osmanlı-İspanya ilişkileri üzerineydi. Arşive girmiştim. Derslerimi verdikten sonra ben başlamasam. O zaman şöyle bir yapımızı da yapalım. Ben kendisiyle, hocam bunu söylemek ayıp bir şey değil herhalde. Biz Twitter'dan tanıştık. O zaman Barcelona ne diye bir handle var. Barcelona'da geçirdiği vakitlere gönderme yapmak. Bir yandan da yine İstanbul, Kültür İstanbul diye başka bir handle'lı arkadaşla beraber. Gelecek. O da yollarda. James Bey'le beraber Medioskop TV'de çok güzel bir program yapıyor. Hepinizin mutlaka istifade edeceği. İşte her hafta değil mi hocam? Her hafta. Kaç tane program oldu? Bu hafta 115 yaptık. Harika. Yani Twitter'dan takip edebilirsiniz hangi programlar olacağını. Zaten yani sitesine girdiğinizde de oradan da takip edebilirsiniz. Mutlaka sizin de ilginizi çekecek meseleler üzerine konuşuyorlar. İşte şehir tarihiyle alakalı özellikle meseleler var. Yani gidip bir bakın bence. Mutlaka size yazdığınız tezlerde, yazdığınız ödevlerde hatta yardımcı olacak fikirler verecek şeyler var. Çok güzel bir arşiv var aslında yani. O zaman her gün teşekkür ediyorum. Yani çok istifade ediyorum ben. Evet hocam, buyurun. Şimdi aslında özetle de verdim. Ben ilk başta aday adayım diyorsun. Evet, aday adayım. Marmara İktisat Tarihi Müzesi'ne bitirdim. İktisat Tarihi Müzesi'ne bitirdim. Temmuz'da savunmayı verdim. İstanbul Sosyoloji'de doktora kabul aldım. Şu anda İstanbul Sosyoloji'de doktora da ders dönemindeyim. O yüzden de aday adaya gibi... Adaysın. Aday adaya. Derslerim falan vereceğiz falan. O yüzden şey yapmadım ben. Ne konu ne çalışacağım ben düşünüyorum bu arada. O yüzden biraz öyle bir nükteli bir şey oldu. Bilerek yazdılar yani. Tamam, güzel. Ya şimdi ben bugün ne konuşacağım? İlk önce bir sebebi telif, belki özetle görmüşsünüz. Sebebi telif, ya konuyu niye seçtim? Biraz arka planına değineceğim. Sonrasında da tezin ikinci bölümde ise tezin ufak bir özetini vereceğim. Yani amacım ne? Yani maişet yolları kapakta yer alıyor ama içinden önemli nedir? Yani geçim yolları, meslekler nedir, ne değildir? Onun üzerine belki yani kendi mesleklerin bizatihi kendisi değil mi? Mukaddeme içinde yer alıyor. Biraz mukaddemeden de bahsedip tamamlayacağım. Herhalde bir saat olacak. Bir saat, yani normalde yani biraz daha tutabilirsin. Tamam. Normalde 45 dakika kadar. 15 dakika konuşma, 15 dakikada soru cevap. Yani ilk önce belki bilenler var. Yine onun için tekrar olacak ama ben konuya, yani mukaddemeye şöyle, bu bir aslında okuma grubunun sonucunda ortaya çıkan bir metin. Kökenlerinde yine İstanbul Siyasallık arkadaşlar yaptığımız okumalardan okuma grubuna deniyor. İşte isimlerini burada zikretmem gerekir. İsmail Baban Sönmez, işte, bunlar tabii şu insanlar değil ama beraber vesaire paylaştığımız için Bülent Övet, Selçuk Aylar, Rıfat Çetin gibi böyle çok elit bir arkadaş grubum var, okuma grubumuz vardı. Ve bunu şu anda artık bu herhalde 10 sene, 10 sene öncesine kadar var. Ender'in kitap evinde konuşuyorduk, belki bilenler bilir. Ender'in'de konuştuğumuz üzere, okuduğumuz kitaplar üzerine sohbetler edildi. Sonra fakülte bittikten sonra grup daraldı. İşte İstanbul dışına çıkanlar oldu, farklı işlere alanlar oldu. O yüzden biz Rıfat'la evde yaklaşık herhalde 5-10 kitap daha okumuştuk. Üzerine konuştuk.
bir hafta, yani 15 gün önce konuşuyorduk, bir hafta işte benimle de. En sonunda mukaddimeye karar verdik. Mukaddimenin ilk cildini okuyup bitirdik. Hocam hangi sene? Süleyman Dağ'ın hocamız. Hangi sene? Hangi sene pardon. 2008 olsa gerek. Sonrasında ben yurt dışına çalışmaya gittim 2009'da. İkinci cildi orada okuyup, işte Skype vardı o zaman daha böyle periskoplar vardı. Daha şeyler yoktu da Skype üzerinden yapabiliriz mi diye konuştuk. Ben aldım götürdüm fakat bir türlü başlayamadım. Öyle bir hakim kaldı. Okuma grubumuz, okuma çabamız. Sonrasında işte yine sosyal medya, yani işte sosyal medyanın iyi tarafları bunlar. Sosyal medya üzerinden, Ekşi Sözlük üzerinden tanıştım. Baybars Külevi'yle boş zamanlarımızı geçirmek için boş geçmesin yani boş zamanları boş geçirmemek bunlar. Yani ne okuyorum, ne yapalım falan diye konuştuk. O ilk başta işte Osmanlıca öğretti bana. İşte benim az biraz Osmanlıcam vardı işte bir şeyden dolayı. Arşiv çalışmalarından dolayı. Fakat onu götürebileceğimi anlayınca bayağı üzerinden zaman geçiş yapmış. Arşiv belgelerini okumamak, bırakmak şey öldürüyor. O yüzden başka bir şey yapalım, başka bir şey çalışalım. Mukaddime vardı elinde. Belki kitabın da varsa sözünde biraz bahsediyorum. Mukaddime okumaya karar verdim. 2011'in herhalde Haziran'ın Temmuz'un filan başladık. Ve 2013 gibi yaklaşık 2,5 sene süreyle orada bu 15 günlük süreçlerde ummalı bir şekilde okudum. İlk başta bunları bir kafede yaptı. Dışarıda okuduk. Genelde ses kayıtlarından da var bunların. Ve ben şeye inandığım için, konuşmanın da bir düşünme yöntemi olduğuna inandığım için, yani okumanın haricinde konuşmak, sohbetinde bir düşünme biçimi olduğunu inandığım için kayıt alıyordum, kayıt altına. Yani konuşmaları şeye, cep telefonuna kayıt altına alıyordum, işte kaydedip saklıyordum. Daha sonrasında yine işte yeni teknolojik imkanlar vasıtasıyla bunu radyoda yayın yapalım. İnternet üzerinden radyoda yayın yapalım fikriyle MyBars geldi. Sonrasında bunu bu konuşmaları radyo üzerinden yapmaya başladık, internet radyosu üzerinden yapmaya başladık ve 15-16 kişiden gidiyorduk. Bizim için çok ciddi rakamlardı ve daha disiplinli hale gittik. Yani bu bizi, çünkü şeyde sohbet etmekle, bir kafede sohbet etmekle bir şey arasında fark var. Yani bir karşımızda bir dinleyici grubunun, yani görmeseniz de arka tarafta birilerinin olduğunu bilerek konuşma arasında çok fark var. O yüzden çok böyle disiplinli şekilde konuları hazırladım. Üzerine konuşuyorum. Ve işte 2013'ün son ortalarından işte bu kademeyi bitirdik. Daha sonra birkaç kitap daha üzerine konuştum. Sonrasında da ben İstanbul'a geldim. Bu arada yüksek lisansı İspanya üzerine çalışmamı işte yarıda bırakmıştım. Bir kere hafta geri döndüm. Daha sonra tekrar bir hafta çıktı. Onda tekrar geri döndüm 2013'te. Ama siz tabii çabuk bitirdiniz. Öyle kalmayın. Beni öyle kaldı kesinlikle. 2013'te döndüğüm zaman konuyu değiştirmeye karar verdim. Çünkü üzerinde yapılmış doktora tezi vardı ve bir iki çalışma daha vardı. O yüzden ben de elimde hazır konu olarak mukaddimeyi gördüm. İktisat tarihi olduğu için teorik bir çalışma olabilir diye seçtim. İşte Ahmet Tavakoğlu hocama götürdüm ve kabul etti. İşte 2013'te tekrar döndüm. Yazılması da işte geçen sene kış itibariyle yazı bitirdim. Temmuz'da da savundum. Bu sene de işte kitap vardı da sağ olsunlar Vakıfbank Kültür Yayınları layık gördü. Yayınlandı. Yani şey olarak sebebi telif olarak şey kısmı bu. Bunun içinde şöyle önemli detay, yani ufak benim için önemli detaylar var. Mesela çok ufak bir üzerine çok yoğunlaşmıştım. Yani ben özellikle hatta şeydir bir kere rüyama falan belirmiştim. O kadar hemhal olmak gerekiyor bu konularda. Teorik olarak İbn Haldun'un yüzünü görmedim ama yaklaşımıyla ilgili konuştuğumu hatırlıyorum rüyamda. Onlar yani
bu işte hani şey diyorlar ya, konuya çok yoğunlaşmak farklı şeyleri de açıyor. Bazı böyle şeyler de var, doğa bilimcileri de var. Şey mesela, bu yahut da fizikçilerden bir tanesi, kuramın rüyasında gördüğünü söylüyor. Yani o tabii şeyler, yoğunlaşmakla o farklı bir pencereden bakıyorsunuz ve size görünüyor yani. O yoğunlaşmak da var. Şeyle olmuyor. Oturduğun yerden bana görürsün. Bir ayar olduğundan gibi değil. Bazı bir köyde çalışmak gerekiyor. Bu sırada kitabı okuduğumuz dönemde Walking Dead dizisi vardı. Mesela onun ikinci sezonunda bitiriş cümlesini görmüştüm. İşte. Ve oradan hareketle daha sonra işte sezonları izleyerek bir Walking Dead için bir mukaddime diye bir ufak bir şey yaptım. Bak, yazı yazdım. Bu işte Bayağı Kardeşlik'ten yayınlandı. Uzun halinde mukaddime notları WordPress'te var. Bu şey üzerine genel olarak mukaddime aslında bir tarih ucumu. Birazdan bahsedeceğim üzerine. Tarih ucumu. Yani sıfır noktasında, insanların var olduğu sıfır noktasında insanlar nasıl davranıyor? Yani aslında bir kıyamet sonrası, o internette de öyle bir zombi istilası var ve insanlık medeniyet sıfırlanıyor, tekrardan inşa ediliyor. Bu sırada kıyamet sonrası bir sahnede mukaddimenin kavramları bize nasıl yol gösterir? Hatta bizi konuyu anlamamızda ve tam tersine geçer. Mukaddimeyi anlamamızda bize nasıl yardımcı olabilir minvalinde bir yazı yazdım. Yani şey dalga geçenler de oldu. Ama beğenenler de oldu. Daha sonrasında Özgür Kavak Hoca şeyde yakın zamanda İbn-i Hakşey, Farabi ve Farabi'nin devletine, faziletli devletindeki kavramlarla şey açıkladığı bir, Walking Dead'i açıkladığı bir yazı yayınladı. Şeyde, İslamic Studies'te, Buldan Üniversitesi'nin dergisinde. Ya sağ olsun şimdi burada şey oluyor. Atıfta da ben, gidiş olarak bize, bana ve benim yoktaki şeye vermiştim. Aslında onu biraz daha genişletmek de istiyorum. Yani bu sadece tez değil, o okuma sürecinde farklı şeyler de ortaya çıkabiliyor. Ve mesela kültür tarih sohbetleri de aslında bunun bir şeyi, görüntüsü, bunun bir görünümü. Şimdi biraz da kitabın içeriğine, tezin tezine odaklanacağım. Burada ilk önce iki bölüm ayırıyorum ben. Kitabı, metni. Birincisi İbn-i Haldun burada yani aslında metinler hesaplaşma önceki düşünceler hesaplaşma aracı bizim için düşünsel anlamda. Cemil Meriç'in kendi semasındaki tek yıldız ifadesi benim için sorunlu bir ifade. İbn-i Haldun için kullanıyor. İşte Übran'ın Mugarlığa kitabının başlangıcı olduğu işte kendi semasındaki tek yıldız. İbn-i Haldun. Acaba öyle miydi? Yani İbn-i Haldun'un dayandığı düşünsel gelenek nedir? Bir sürekliliği var mı yoksa cidden kendi semasındaki tek yıldız mı? Yani hiçbir bağlamdan yani şey olabilir mi? Bir vahiy gelmiş gibi mi yazmış yoksa tarihsel kökenleri var mı? Onun biraz araştırmasını, tetkikini yaptım. Burada ilk başta da bir düşünsel anlamda gelenek, süreklilik anlamında, düşünsel süreklilik anlamında Yunan düşüncesi deniyor. İşte orada biraz Aristo'nun, Herodot'un tarih düşüncesi, Tupides'in tarih düşüncesi nedir ne değildir, onu özledim daha sonra. Daha sonra İslam düşünce, İslam tarihinde tarihçiliğin ne olduğunu üzerinden gittim. Bu şunu da biliyoruz ki artık. Yunan'dan Arap tercüme hareketleri içinde özellikle 9. yüzyılda başlayan tercüme hareketleri içinde felsefi metinler Arapça'ya tercüme ediliyor.
Fakat Helebol gibi, TÜKİDES gibi ya da daha Homer gibi, tarih metin olarak kabul edersek, bu gibi metinler kesinlikle şeye tercüme edilmiyor, Arapçaya tercüme edilmiyor. Oradan beslenmediğini anlıyoruz şeyi. Ama İbn Haldun'un ikili ayrımı, yani şeyde tarihi ikili ayrımı tarif ediyor. Böyle ilginç bir şey var. Bir işte zahiri, yani dış görünüşüyle itibariyle tarih. Burada bir vakalar tarihi. İşte bugünkü anlamda ne diyoruz ona? Vakanüsçilik. Yani hiçbir şey yok, sadece olayları kaydediyor. Yahut da takvimler gibi, eski takvimler gibi yahut da işte insanların birbirine alata geldiği hikayeler gibi bahsediyor. Bunun şeyler mesela çok güzel örneği, gazavatnameler yahut da Hazreti Ali'cek nameleri, böyle insanlar eğlensin diye, işte vakit geçirmek için daha yüzeysel, zaten o yüzden zahir dış görüş itibariyle bari. Bu şeyden besleniyor aslında, bu İslami tarih gelenekten besleniyor ama yine tabii farklı şeyleri de var, farklı etkileri de var. Bir ikinci ayrımcısı, batıni, yani içi itibariyle tarih. Şimdi bunu tabii şu anda özellikle yani Türkiye'de de bu şeyler biraz sorunlu. Yani gizli tarih, batıni dediğimiz zaman içindeki yani gizli bir tarih gibi görünüyor ama aslında böyle değil. Yani ortaya koyduğum şey şu, olaylar farklı sebeplerle, farklı etkenler ortaya çıkıyor. Bunun sebep-sonuç ilişkisi içinde incelemiyor ki de bu yüzden batıl dediği yani içi itibariyle tarih bir felsefi uğraştır. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani şey için, tarihçilik için. Normalde tarih yani, hikaye anlatıyoruz yani. Hikaye anlatıyoruz genel anlamda. Ama İbn Haldun'un yaptığı şey bu dışsallıktan, dış görünümüyle itibariyle tarihi alıp içi itibariyle, içi olayların kendi sebep-sonuç ilişkileri içinde anlatması. Mesela iki örnek, yani bir örnek vereceğim, bunun görünümü aslında. 44 milattan önce, ben kitapta da aynı örneği veriyorum çünkü bu başka bir şeyle bağlantılı. Milattan önce 44 yılında Sezar Roma'da öldürüldü, suikast oldu. Bu zahir itibariyle tarihe dönüyoruz. Yani sadece bize yer kurumuna şey gibi, beşen bir kağıt edilmişti gazetecilerin yaptığı gibi aslında. Yer kurumun olayı bitirdi biliyor. Peki bunun arkasındaki sebep neydi? Yani tabii komplo falan şeyinde de biliyorum. Bunun arkasındaki dinamikler neydi sorusunu sorduğumuzda burada tarihi düşüncenin, felsefi tarihi düşüncenin alanına geçmiş oluyoruz. İşte İbn Haldun'un yaptığı şey de Yunan düşüncesinden faydalanarak yaptığı şey de bu. Sebebi şu, açıklıyorsunuz. Cumhuriyetçiler, imparatorluk kurmaylası dedi ve cumhuriyetçiler onu öldürdü. Bu bir açıklama. Yani arasındaki dış görünüş itibariyle ve iç görünüş itibariyle tarih edilmesi İbn Haldun'da bu şekilde oluyor. Ve iç görünüş, yani iç tarihin içi anlamında düşünce ise şuna dayanıyor aslında, yani felsefi bir alana tutuyor, felsefi bir geleneğe tutuyor. O da İbn Haldun'un Gazali'yi, Fahrettin Razi ile işte daha öncesinde İbn Aristo'nun üzerinden gelen bir düşünce, yani mantık düşüncesine dayanıyor. Bu da çok önemli. Mantığı bir usul, bir düşünme şekli olarak tarihe adapte ediyor. Yani ilmi Yunan dediğimiz işte mukaddimede inşa ettiğini, sıfırdan inşa ettiğini iddia ettiği ilmi Yunan aslında işte Aristo'nun bir bilgi probleminin karşısında Yunan düşüncesinde ortaya çıkan o kaotik sorunları aşmak için Eflatun'la başlayan o sorunları çözmek için ortaya koyduğu mantığı ve kategorilerin uygulanmasını İbn Haldun şeye çekiyor, tarihe. Çünkü işte
Aristo'da da vardı. Mesela Aristo'da tarihi bilim olarak görmez kesinlikle. Bir tiken olayların bilgisi olarak, bilgi de değildir yani. Çünkü o ayrımı çok önemli. Doğrusu yani bilgi değil Aristo için. Onun yerine işte şiir daha üstü. Çünkü genel geçerlidir tam şeydir, kavramdır. Genel geçerlidir ama tarih dediğimiz şeyin kendisi bizzat küçük görür Aristo. Fakat İbn-i Haldun bu kavramsal, bu alet ilmini, yani ilmi Yunan'ı icat ederek aslında tarihi işte sadece olup bitmiş tekil olayların anlatımından, yani zahiri olan olayların anlatımından batini, yani içindeki toplumsal metafiziği, yani nasıl ki nesnelerin bir fiziği varsa, tabiatı varsa, toplumsal olayların, toplumsal varlıkların, yani işte şey gibi, cemiyet gibi ya devlet, şehir, köy gibi şeylerin de metafizik, toplumsal metafiziklerin de bir tabiatı olduğunu iddia ediyor ve bu aslında çok devrimci bir şey. O yüzden hani şey, İbn Haldun çok devrimci bir aslında yazar, düşünür. Yani şöyle söyleyeyim, yani fizik dediğimiz şey, bunu attığımız zaman yere düşer, bunu biliyoruz. Ama toplumsal bir varlık olan şehri, tabiatı nasıldır? Tabiatının dışında davranabilir mi? Mesela bunlar var, çok şeyleri, bunu bizzat cahiliyor yani, eleştiriyor. Mesela şey kavramı var, buradan hareketli olaya geçmek gerekir herhalde. İki kavram var. Ben mesela tezi de ikinci kısımda işte bahsedeceğim bu mantık, aslında ikinci kısma da geçtim. Mantık problemi, yani daha doğrusu tek tek olayların bir teorik çerçevede incelenmesini ben de şöyle bir şeyi nereden çıktı, oraya dönmem gerekiyor aslında. Mukaddime'de iki cümle var. Bir tanesi, belki hepiniz de biliyorsunuzdur, suyun suya benzemesi gibi geçmiş, bugüne ve yarına benzer bir kavram. Yani bunu okuduğum zaman şey diyorsunuz, yani tarihsel değişim diye bir şey yok. Bak, söz konusu değil. Ama birkaç satır sonra, hatta birkaç sayfa sonra şey diyor, yani insan tarihçiler diyor, o kadar gafiller ki değişimden, toplumsal değişimden bir haber diyor. Yani toplumlar değişir diyor. Yani o zaman burada metin içinde kendi kendine çelişen bir şey var. Yani görünüşte öyle. Ama tabii bu adamlar şimdi deha serisinde adamlar yani. Bunun böyle bildik bir hata yapacak birisi değil. Biraz bunun üzerinden işte nedir diye kafa yormaya başladım. İşte bu toplumsal metafizik dediğim tarihte var olmuş kendi tabiatına sahip varlıkları olduğunu düşünmeye başladı. Yani şeyin düşüncesi, İbn Haldun. Yani evet, suyun suya benzemesi gibi bir şey var, bir sabitlik var. Ama diğer tarafta diyor ki, değişkenler değişiyor sürekli tarih diyor. Yani bir akış var. Bu aynı metin içinde birbirine tenakuz, birbirine çeliştiği gibi bir ifade. Fakat bu böyle değil aslında. İbn Haldun, işte bu mantık dediğimiz, Aristo'dan aldığı ve aslında Aristo'dan değil, yani Aristo, Gazali ve Fahrettin Razi geleneğinden aldığı usul düşüncesiyle tarihe sabitler ve değişkenler üzerinden yaklaşıyor. Yani burada işte sabitler dediğimiz, benim bahsettiğim toplum, bir ümranı olması için bir topluluğun olması lazım, bir cemiyetin olması lazım, iktidar, bir en temelde riyasetin olması lazım. Çünkü insanlar var olabilmek için hayatta kalmaları gerekiyor, yani beslenmeleri gerekiyor. Ve hayatta kalmaları için vahşi hayvanlardan, en temelde vahşi hayvanlardan korumaları gerekiyor. Bunun ikisini tamamlanabilmesi için bir tek başına yapamıyor. İşte burada tabii aksiyomatik şeyleri var, ön kabulleri var. İnsan zorunlu olarak toplumsallaşması gerekiyor ve
mesela cemiyet, iktidar kavramları bizim işte Aristo'daki bu 10 kategori ve öz dediğimiz şey var. Öz hiçbir şekilde değişmiyor. Mesela bir taşın taşlığı bizzat kendinden geliyor. Yani başka bir şey hiçbir ihtiyacı yok. Ama buna şekil verebilirsiniz. Yontabilirsiniz. Konumunu değiştirebilirsiniz. Bu değişkendir. Şeydeki de İbn Haldun da yaptığı aslında bu. Bir toplumsal metafizik var. Yani topluluklar var. Buna işte ümran diyor. İş bölümü farklılık gösterebilir. Farklılık gösterdiğinde ise bunu işte asabiyet, şey pardon, bedeli ümran ya da kader ümran diyor. Yani bir topluluktan bahsedebiliriz. Tarihe baktığımız zaman her zaman topluluklar var. Ama bunu nasıl ayıracağız? Bunu nasıl ayıracağız dediğimiz zaman o zaman şuna bakıyor mesela. Ayrıcı unsur, yani bu metafiziği ayrıcı unsur şu. Mesela çok ilginç bir alıntı bu şeyden ümrağından. Toplulukların ahvalinde görülen farklılıklar onların geçim yollarının farklı olmasından kaynaklanmaktır. Yani bir topluluk var fakat bunun nasıl olacağı, bunun bedeli mi, adeli mi olacağını şey yapan, ayrımı sağlayan aynı şey kazanmış. Yani geçim yolu. Yani nasıl geçimi sağlıyor? İşte bedelilikten mi yoksa işte şehirdeki mesleklerden mi? Yani kavramsal olarak sabitler tarihin farklı yok dönemlerinde değişkenlik gösterebiliyor. Bu da İbn Haldun'un bu yeni ilmi kurduğu, yeni kurduğunu iddia ettiği ilmi ümranın en önemli kavramsallaştırması ve en önemli bence en önemli devrimci tarih bilimine yaptığı en önemli katkı. Bu açıdan biraz daha şeyle bahsetmek gerekir herhalde. İşte asabiyet işte çok önemli. Bilinen şeyler, belirlilik nedir, adalet nedir, bu kavramlar üzerine biraz konuşmak gerekiyor. Dediğim gibi ilk şey yaşama şekli, yani insanların bedeli mi yahut da bedeli değil tabii şeyle karıştırmamak gerekiyor. Çok geniş bir anlamı var. Göçebelikle karıştırmamak gerekiyor. Göçebeliği de kapsayan köylülük, işte burada tabii tarımsal yani gelirlerini elde ettiği, hayatlarını geçimlerini sağladığı işte hayvancılık, tarımsal ürün üretim. Bu biraz daha çevreye denk gelen bir şey. İnsanlar şehirlerin ve kasabaların dışında köylerde yerleşim olabiliyorlar, çobanlık yapabiliyorlar. Deve çobanlığı işte Araplar gibi, Bedevi Araplar gibi ya da Türkler sınavlar gibi özel örnekleri veriyor. Sığır ve koyun çobanlığı yapıp hayatlarını bu şekilde kazanıyorlar ve bu şekilde hayattalar ve şeyde oldukları için, sahrada oldukları için birbirlerine her zaman ihtiyaçları var. Bu da işte yine çok önemli bir kavram asabiyetin doğmasına sebep oluyor. Bu şöyle aslında bir duygudaşlık halinde insanın tabiatın dışında tabiatta zorluklara karşı korundukça oluşturdukları toplumun oluşturduğu aslında bir aura gibi bir şey. Yani şeyi şimdi Türkçe'de tercüme edildi yeni basıldı. Kardeşler İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Orada şey yapıyor mesela bu gerçek hikayeden yola çıkılmış. İşte İkinci Dünya Savaşı sırasında bir paraşütçü birliğinden bahsediyor. Bu şeyden de Brothers. Evet. Ben de Brothers Türkçe'ye neyi tercüme ettim. Dizisi de 2005'te, 2006'da. Evet. Orada mesela böyle bir şey var. Yani asabiyet nedir? Çok böyle güncel bir şey olduğu için spordan örnekler gösteriyorum. Orada hiçbiri birbiriyle bağlantısı olmayan işte 25 tane geniş bir eğitimden geçiyor. İşte savaşacaklar. Ve Normandiya çıkartmasında şey hatırlıyorlar. Paraşütle Normandiya'ya indiriyorlar. Ve savaşın sonunda işte
hayatta kalanlar da yani herhalde 90'larında, 80'lerinde falan yapılmış röportajlar var. Sizi çekmiş aslında. Şey diyor, biz diyor kardeş gibiyiz. Yani bu aslında şöyle bir şey. Oradaki hayatta kalma, İkinci Dünya Savaşı'ndaki o harpte hayatta kalma dürtüsüyle insanlar kendi aralarında duygusal bir bağ oluşturuyor, bir ünsiyet oluşturuyor. Yani bunu şeye uygularsak, yani asabiyet dediğimiz sahrada yaşayan göçebelere, yani bedeviler uygularsak, onlar da aslında böyle hayatın zor şartlarına karşı dayanmak zorundalar. Ancak yanındakine güvenebiliyor. Çünkü bedevilikte işte şey çok önemli. Yani önemli ve görünen bir husus vahşilik, yani şey anlamında, şiddet anlamında. Diğer kabilelere karşı da beraber savunmaları gerektiği için kendilerini kendi hayatta kalmaları sağlayabilecek en önemli husus yanındaki kabilesinin yanındaki arkadaşı. O yüzden böyle bir şey oluşturuyor. Aura, ya da işte İngilizcesinde group feeling diyor mesela, Rosenthal tercümesinde ya da hizip ruhu diyor Ritter. Asabiyet dediğimiz şey bu aslında. Topluluğu bir arada tutan, bir arada hareket etmesini sağlayan bir görünmez elde işte şey gibi, Adam Smith'in söyleyebileceğim görünmez elde, onları bir arada tutuyor. Ve onları normalde küçük böyle aileler arasında daha sonra bir üst boya, sülaleye, daha sonra kabileye hep bu iktidar ve yani bu iktidar şeyi yayılmaz isteği böyle bir kendi işiyle var, istenci de var aslında anlattığında. Bu bir üst seviyeye çıkıyor. Bir üst seviyede aileden işte kabileden sülaleye, pardon sülaleden kabileye ve bir riyasetken bir devlet olmaya başlıyor. Unsur, asabiyet, bedeviler ve bedeli kabileler tarafında. Mesela bunu belki sonrasında da bahsedebiliriz. Osmanlı'nın kuruluşunda görürüz. Yani Osmanlı'nın kuruluşunda işte, yine problemli bir şey var. Yani kayın koyu diyeceğimiz boyun reisi olan Osman Gazi etrafında kümelen bir grup aslında Osmanlı hanedanının asabiyeti altında sevk idare ediyor. Çünkü o daha kuvvetli olduğu için onun etrafındalar. Ve o şeyi bedeli grubu diyelim, o göçebe bedeli grubu, o güç, o asabiyet ruhu hareket ediyor. Ve insanlar yine bir şey, yine bir aksiyon aslında, mukaddimedeki aksiyonlardan bir tanesi bu. İnsanlar genelde, veyahut da genelde mi, genel olarak rahatlığa ve konfora her zaman talep ederler. Yani bu insanın tabiatına ait bir şeydir diyor. Bunun da şehir, yani aslında bu Hadere Ünvan dediğimiz şeyin kendisi de bir iş bölümü yaratan insanların işte odanın yerini düşünürse duvarlar arkasında, duvarların korumasında iş bölümünün derinleştiği yerler olarak tanımlıyor. Ve bunu tabii şeyine ben şimdi girmek istemiyorum, çok uzun olur diye. Yani işte niye şehir arkasında? Çünkü işte dıştan gelen şeyden korumak için, saldırılardan korumak için işte kilit çeviriyorlar falan. Çok bildiğimiz gibi aslında bugünkü antropolojik verilerle de örtüşen şeyler. Ve bu kilit ve duvar kurması durumu insanları bedevilikte var olan tırnak içinde kullanıyorum, daha demokratik bir iş bölümünden, yani çünkü orada herkes her şeyi yapıyor. Mesela şeyin kavramı, o Türkler ordu milletidir. Yani o zaman şey, modern dönem psikolojisi kullanmıştır. Niye? Çünkü aslında burada şu, bu kavramı tarih şey içinde geliştirdik aslında. Göçebeler, medeni toplumlar asker toplumlardır. Çünkü hayatta kalmaları gerekir. Ve hayatta kalmaları da yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesi savaşçı. Mesela şeyin Aşık Paşazade'de geçen Bağcıyan Rum savaşçıları kavramını ben mesela şeyde görüyorum.
bu iş bölümünün ve savaşlı kısmının, yani kadınların ve erkeklerin paylaştığımız alan olarak göre, o yüzden kadınlar savaşıyor. Çünkü herkes savaşması gerekiyor, hayatta kalman gerekiyor. Diğer toplumlara karşı işte hayatiyetini sürdürmeniz için kadının da erkeğin de, işte yaşlısının da çocuğuna savaşması gerekiyor. Ve bu yüzden iş bölümü daha derinleşmiş, daha yüzeyde kalmış. Ama şehire geçtiğimiz zaman, yani Adelio Yuvan dediğimiz şey, en büyük avantajı şu oluyor. Çift duvar arkasında korunan şehir, artı değer diyeceğimiz, yani bütün toplumsal gücünü kendisini korumaktan ziyade başka şeylere de veriyor. Mesela daha paralı askerler tutuyor. Veyahut da İbn Haldun kendi ifadesinde şeydir, yani duvarlar için, özellikle Hadari Ümran'daki şehirlerdeki duvarlar için söylediği şey şu: bir ordu gibidir yani ve beslemenize gerek yok. Yani ne oluyor? Ordu gibi, orduya para yatırmıyorsunuz, sadece duvarları yapıyorsunuz. Ve oraya harcanan enerjiyi, emeği, toplumsal olarak ihtiyacınız olan daha farklı şeylere yöneltiyorsunuz. Yani refahınızı artacak şeylere yöneltiyorsunuz. Bu açıdan şehirlerde iş bölümü derinleşiyor, refah artıyor ve bir zenginlik ortaya çıkartıyor. Yani bedeliliğin o işte kendini hayatta tutan ihtiyaçlarına karşı şehir hem bir konfor hem de bir zenginlik ve insanların daha doğrusu bedeliler, işte insanın tabiatına olan rahata, zenginliğe olan taleplerinden dolayı şey üzerinden şehir bir yönetimine ulaşıyor. Ve aslında mukaddimenin, yani İbn Haldun bence en temel tezi bu. Yani işte bu maişet yolları, mesleklerle şehirlerde üretilen zenginlik, konfor, işte rahatlık, insanları, bedevileri şehre çekiyor ve bu bir artık şey değil, bir döngü oluşturmaya başlıyor. Aslında bütün tarihin, bütün tarihsel görünümün ana motorunu bu oluşturuyor. Yani işte bu aradaki diyalektik, bedevilerle hadereler arasındaki bu diyalektik ilişki bütün tarihe götüren motor oluyor. Bu bence şey açısından, İbn Haldun'un düşüncesi açısından yani ayaklarının yere değmesi, maddi bir gerçekliğe dayanarak tarihi açıklaması açısından çok önemli. Çünkü kavramını bile mesela nasıl gördüğünü anlatmak için çok önemli. Peygamberin bile bir şeyi, bir davayı şey yapması için, taşıması için, götürebilmesi için asabiyete ihtiyacı olduğunu. Yani bir vahiyin geldiği bir peygamberin toplumsal bir gerçeklikle, yani toplumsal bir zorunlulukla ilişki kurması da çok ilginç. Yani Kureyş kabilesinden olmasaydı peygamberin, Hazreti Muhammed'in davasında yani işte getirdiği mesajı yayamayacağını söylüyor çok ilginç bir şekilde. Yani asabiyetin ne kadar önem arz ettiğini göstergesi aslında İbn Haldun için. Yani genel olarak benim özetleyeceğim bu kadar bir örnek alacak. Evet. Bir tane de beş tane daha konuşur musunuz? Öyle mi? Evet. Yoksa soruna da geçelim. Yok, beş tane daha var. Ne Yani şeyden de bahsetmek lazım. Ümran nedir? Biraz ondan bahsetmek gerekiyor. Ümran'da Ümran hem belirliliği hem de haberliliği kapsayan çok geniş bir kavram aslında. Belki işte medeniyet kavramı ile falan karşılıyor ama medeniyet kavramı tam karşılamıyor aslında işte Ümran'ı. İngilizce tercümelerinde falan civilization diye kullanıyorlar ama civitas işte şehir demek. İbn Haldun'un
bu ümran kavramı belki Hacı'nın ökümen kavramı var. Yani meskun, insanların yaşadığı meskun bölgeler, işte imar edilen yerler. Bunu da belki karşılayabiliriz. Çok böyle geniş, insanı anlatan, yani insanın yapı bilimlerini kavrayan bir şey var, düşüncesi var. Bir de tabii daha öncesinde, yani benim rastlamadığım, çalışmalarda rastlamadığım ünvan işte ve devlikten oluşuyor ve adaletten, adalika yani şehirler var ve göçeler var. Peki bunun dışında ünvanın dış cephesinde bir yerler var mı sorusu ortaya çıkıyor. Yani biz denebiliği ve artık göçebiliği işte Moğollar, barbar Moğollar falan da düşünüyoruz. Yani barbar Türkler, işte göçede kimse. Ama kendi içinde Bedevi'nin de bir şeyi var, nomos, bir kanunu var, bir kendi ritüelleri var. Fakat bunun dışında da çok ilginç bir şekilde İbn Haldun insan diyemeyeceği, işte konuşma bilmeyen, işte barbar diyebileceğimiz vahşi şeylerden bahsediyor. Beşerden bahsediyor, şimdi insan kavramını kullanmıyorum diye, beşerden bahsediyor. Bu çok önemli. Yani normalde İslam düşüncesine ben pek rastlamadım bir şey. Bu tabii varlık anlayışıyla da çok alakalı. Yani insan aslında, bu size söyleyeyim, başta söyleyeyim, insan tabiatının ve mizacının değil, adetlerin, geleneklerin ürünüdür dediğiniz şey, yani çok böyle gerçek, yere basan bir gerçek. Mesela barbarlardan bahsediyor ve bunlar şey değil. Yani hiçbir ünvanı, yani ünvanın dışındadır. Ökümenin, o mesul bölgenin dışındalar ve kendilerine ait bir üretim şekilleri yok. Toplayıcılık yapıyorlar. Para kullanmıyorlar. Mesela çok verdiği örnekler onlar. Dillerinde olmadığını söylüyorlar. Hayvan natıka değildir. Yani onlar konuşan insan, konuşan veya da natıka, düşünen insanlar değiller. Üç muhabbet yok, konuşmuyorlar. Bu mesela şey açısından da İbn Haldun'un düşüncesi açısından da ilginç. Yani böyle bir üçüncü kategori de var aslında ama hep biz tabi bedevilik, kaderilik şeyinden çok böyle belli bir şeyler üzerinden gidildiği için böyle bir vahşi kavramı var. Onda da böyle işte ben tezde de böyle bir bölüm açmalı yaptım. Onu biraz tanımlamaya çalıştım. Hatta aslında insan ne değildir üzerinden aslında oradan da gidilebilir. Yani şey işte, gümüş ve altın kullanmazlar, iş bölümü yoktur. İşte bunlar bize şey tanımlıyor. İbn Haldun o ümran ya da toplumsal metafiziğe işaret eden şeyler bunlar. Aksini göstererek yani olmayanı göstererek aslında bize şey gösteriyor, doğruyu yani kendi düşüncesini gösteriyor. O yüzden de bu açısı benim için önemliydi. Yani genel olarak böyle belki sorular da daha açabiliriz. Teşekkürler. Ben bu vahşi yazıyı da gerçekten işte okuduğumdan bir kadar aslında düşünüyorum. Ya işte çok şöyle bölük görçük. Yani işte coğrafya bahsettiğim böyle 200 satır bahsediyor. Sonra gidiyor birkaç işte şeyin sonunda yine ikinci cildin işte sonlarına doğru bahsediyor. Ben onların şeye konteks haline getirip oturtmaya çalıştım. O açıdan bir ayrı bir kategori açtım. Evet arkadaşlar, sorusu olanlar, test konusu isteyenler, yaklar, soracak olanlar, sizi bir ilgi halinde